Galaxy Rehberi'ne hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum sevgili Servet Çetin. Hoş hoca hoş geldin. Hoş bulduk. Servet mi diyeyim, hoca mı diyeyim? Siz nasıl rahat hissediyorsanız. Sen de problem... sen de lütfen. Hiç problem yok. Tamam, okey. Küpeler çıkmamış. Küpeler çıkmayacak gibi işte. <laughs> bir ara düşünüyordum çıkartayım diye hoca olurken. Sonra işte ya işte hoca olmadan önce bazı işte büyüklerimiz, abilerimiz. Çıkart çıkarttı ya işte hocalara başlayınca falan. Sırf onlara söyledikleri için takıyorum, devam ediyorum. Sivas'ta zor olmadı mı? Sivas'ta işte orada başardım işte bu şeyi. <laughs> ee, orada daha daha şey iyi. Bir tane de küpel hoca olsun ya. Değil mi? Şapkalı Yani küpeli. futbolcuların böyle bir avantajı oluyor yani. Benim, benim küçüklüğümden beri uzun yani uzun saçlılara laf edilirdi eskiden. Sokakta yürüyemezdik. Aynı. Ama futbolcu istediği gibi ya saçını yani kampes falan derler uzatır. Şimdi bizim kültürümüze biraz tabi, te, yani ister istemez ters özellikle benim aile yapıma göre de ters. Mesela ben ilk küpeyi taktığım e, olayları bir anlatsam size. yani <laughs> gülmekten ölürsünüz yani annemin tavrına falan. Eyvah. Ee, Bizden öyle, mahallemizde falan ilk şortu biz giymişizdir, mahalledeki çocuklara yok. şortları falan biz e, alıştırmışızdır. Biz ne e, giydiysek ilk e, biz yapmışızdır, sonra mahalledeki çocuklar. Çünkü biraz daha kapalı bir kesim, ee, böyle şeyler açık olmayan bir kesimde yetiştik, büyüdük. Yok yok, herkes öyleydi. Hepimiz ya yani doğ yani doğal olanlar. Ben de küpe taktığımda ilk, Hı -hı. babam bayağı bir problem çıkarmıştı hatırlıyorum, geç taktım ben ama. Ben Fenerbahçe'de oynarken e, sakatlandım burada, tedavi olamadım. Hı -hı. İşte birkaç ay uğraştılar, iyileştiremediler. Almanya'ya gittim tedaviye. İşte Müller Wolfart var orada doktor. Tabi orada da bir akrabalar falan vardı, kuzenler Hı -hı. falan. İlk küpeyi orada ben şey yaptım. İşte bir mıknatıslı vardı böyle. Evet. Ya işte ben bu arada erkek adam küpe takar mı diyenler benim. evet, benim. Onu da söyleyecektim. Sana Dediler ki ya işte ya ne olacak? Buradasın kimse görmez etmez falan hatta. Bir mıknatıslıyı orada taktılar bana. Döndüğümde delinmiş kulak bulduk. Eve girdim tabi böyle. Tabi annemlerden falan çekilirim. Biz de otoritede anne. Eve girdim böyle kulağımı saklıyorum tabii. Annem hoş geldin falan böyle küpeyi bir gördü. Bana bak dedi hayvan herif o, kim, o ne dedi falan. Ben dedim ki anne niye bağırıyorsun dedim ya dedim. Doktor ameliyat sırasında taktı kan dolaşımını hızlandırıyormuş Aa, falan dedim. Güzel. Bir ay rahatça eve gidip geliyorum ama işte beş gün oldu. Altıncı gün annem böyle mırıldanmaya başladı. Bana bak dedi kanın mı dolaşıyor neyin dolaşıyorsa dolaşıyor. Git şu küpeyi çıkar gel dedi. <laughs> ama alıştırıyoruz tabii alıştırdık yine sonra. Yani, bu tip olmadı. seçimlerde genelde eşinin görüşü önemlidir o herhalde memnun. Yani şikayetçi değil ee, ama tabii ondan önce takmıştım zaten ben. Ee, hmm. o yüzden evlenmeden önce takmıştım. Yani yakıştığını söylüyorlar ama bilmiyorum ki yakışıyor. Güzel güzel. Yani, yani, güzel Sorun yok. Biraz daha takalım abi kaç Oyuncuların daha. tavrında bir şey var ama oyuncular alışık. Zaten yok, yabancı şu. Alışkı, alışkın. Zaten şey e, yani aksine onlar da söylüyor hocam güzel oluyor falan. E, arada takılıyorum çıkartayım falan. Yok hocam çok güzel duruyor falan. Ya tabii ki yönetici bazında böyle biraz daha şey olduğumuz için bazen belki bazılarına ters gelebilir ama ya bence kalmadı artık. ben de ben de şey şeyimden kişiliğimden hayat ödün vermem ne olursa olsun. Biliyorum. Yani o, o o yönün çok zaten kariyerinde hep şeydi. Belirleyiciydi. Evet. Fenerbahçe'den Fenerbahçe'den ayrılman da öyle. Değil mi? Yani Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben 3 sene imza attım Fenerbahçe'ye. Bittikten sonra kendileri zorla bana 3 sene daha imza attırdılar. Yani 6 sene imza attım. Sonra e, tabii ki işte Zico'nun geldiği dönemler falan. Lugano geldi. Lugano geldi falan. Aksine ben kalabilirdim. Milli takımda da oynuyordum ama e, baktım işim zorlaşacak. E, çok e, riskli bir tercih yaptım. Sivas ben gittiğimde 6. Evet. haftaydı. 2 puanları vardı. Küme düşme en büyük adaydı. O sırada Beşiktaş-Galatasaray ilgilenmedi mi? Z şey e, Fenerbahçe şöyle ben. bir şey. E, Bonservis'in Fener'de olduğu için Beşiktaş'a Galatasaray'a derdi. Hmm. O yüzden Sivas'a biraz daha gitmem kolay oldu. Yani yoksa Beşiktaş'a Galatasaray'a gidebilirdim. Fener'den Hı. önce zaten Galatasaray'a ben istedim ama oranın Fenerbahçe vermez yani. Işte değil mi? Tabii Denizli'den Fener'e geldim. oraya vermeyecekler için ben de kurtulmanın bir yolu Sivas'ı buldum. Ama sanki yani, yani Sivas'a giderken de ben diğer büyüklerden birine dönerimle gittin yani. ha. Şöyle şimdi... ben giderken aslında şöyle oldu. Beni kiralık verecek. Ben çünkü bir buçuk milyon euro bonservis verip almışlardı. Ee, Mecnun Başkan kulaklarını çınlatayım. O aradı beni. İşte dedi ki işte Servet seni almak istiyoruz dedim ki başkanım kiralık gelmem dedim mallığına gelirim dedim kapat telefonu dedi tamam arada tamam dedi hallettik dedi dedim başkanım ben bu kadar da para isterim dedim kapat telefonu. Bu kadar istedim dediğin ya. Fenerbahçe'den aldığını mı istiyorsun? Yok daha düşündü istedim daha düşün. tabii Sivas Spor olduğu için falan ben burada dolar alıyorum oradan TL aldım sonra dedim ki başkanım son bir ricam vardı dedim ne dedi dedim ki başkanım bir sen oynarım ondan sonra serbest kalırım dedim kapattı. onu da kabul etti. Gittik Sivasa ama sonrasında tabii ben sözleşmem bitmesine rağmen oraya para kazandırdım ben yani Galatasaraylı yöneticilere söyledim para verirseniz ancak gelebilirim diye. Onlar da kırmadılar. Oraya bir Benim hatırladığım 5. 6. hafta falan gittin değil mi? 6. hafta 100. Yani. yılın 5. 6. Evet. haftasıydı falan o zaman Sonra da gitti. ikinci yarıda Galatasaray'a geleceğim belliydi. Şöyle yani ben medyada çıkıyordu yani. Şöyle e, hatta e, Aziz Başkan falan işte çekim Moskova'lı vardı. işte e, onlar bana haber gönderdiler. Yani mesela belki Galatasaray'a Söz verdiğim için caymadım mesela. Fener'e gitmiş olsaydım tekrar daha yüksek paralar alabilirdim. Hmm. Ama tabii söz verdiğim için Galatasaray'a. Lig'in bitmesine 9 hafta mı 10 hafta falan söz vererek tabii e, anlaşmıştım. Sonra Galatasaray'a gittim tabii. O senin için o e, hakikaten yani şimdi Fenerbahçe'den ayrılırken <laughs> Büyük takımdan ayrılırken insanlar hani bu kariyer artık aşağı gider diye düşünüyor. Senin için öyle olmadı. Şimdi benim için öyle olmaz. ne de Benim yapımdaki insanlar da olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben... E... Kamuoyunun da hissiyatı yani var ya. Yani büyük takımdan oyuncu alt şey bir alta gittiği zaman yani Anadolu takımına gittiği zaman oradan ikincilik, üçüncülük bazısı futbolu bile bırakabiliyor. Evet. Çünkü gerçekten abi biraz hazmetmekle alakalı. Büyük takımın forman, forma kaliten bile fark ediyor. İşte ben bir gittim Sivas'a, hemen ilk deplasman Konya, otobüsle git, otobüsle gel. Bu tarafta uçakla uçuyorsun, gidiyorsun. Aslında ben giderken Esmer soy beni programa çağırmıştı. Dedi ki bana, işte soru sordu, işte dedi işte hedeflerin nedir servet dedi. Dedim ki belki o da o, o ara içinde belki gülmüştür falan. Dedim ki ben gidiyorum dedim, büyük takımda oynayacağım, büyük takıma geri geleceğim ve milli takımda oynayacağım dedim. Belki içinden demiştir Ade falan gibi ama e, o sene milli takımda Anadolu takımda oynamama rağmen en çok ben oynadım milli takımda ve hemen akabinde de Galatasaray'a transfer oldum. Bu tabi yetişme tarzıyla, yapıyla alakalı. zor bir çocukluğun e, verdiği ve hani elde ettiklerini çabuk Çünkü iki türlü etkisi oluyor bunun. Yokluktan gelenler Kesinlikle. için. Ya hani parayı bulup şımarma gibi bir durum oluyor. Ya evet. da onu sarılma, iki elle sarılma oluyor. Dört i̇şte, elle sarılma oluyor. Işte dört elle sarıldığın zaman bazı şeyleri daha çabuk atlatabiliyorsun. Yani zorlukları geçebiliyorsun. Mesela ben Fener'e gelirken e, transferin son gün anlaştım ben. Orada da sıkıntı Ümit Milli Takım kampındaydım. Şöyle bir şey oldu. E, işte, i̇yi bir Ümit Milli Takımıydı o. İyiydi kesinlikle. Iyi bir Zaten ümit. oradan birkaç oyuncu aldılar. O sene Fenerbahçe işte iki sene şampiyon oldu. Üçüncüyü de kaçırdı. Şöyle bir şey oldu Fener'e gelirken de. E, yanlış hatırlamıyorsam dolar kuruyla dijitür kuru vardı. Mesela dolar He. kuru dijitür kuru biraz daha düşüktü. düşüktü. Ben anlaştım ama ben dolar normal kurdan biliyorum falan. Sonra dijitür kuru olduğunu öğrendim. Ben aradım başkanı dedim ben başkanım gel Denizli'ye geri döneceğim. Bana dedi ki sen kimsin ya dedi. Sezon, her sene sonra diyor buraya boş mu <laughs> evet, imza atmak isteyen kaç kişi var falan biliyor musun? Dedi. Vallahi başkan ben ekmek param dedi. Ben gideceğim falan filan dedim. düzeltmesi alsın. Yani böyle şeyler de dediğim gibi benim sadece işim çalışıp e, paramı kazanmaktı. E, öyle de hep hayatım boyunca öyle devam etti yani. O Ümit Ama. milli takımı biraz konuşalım istiyorum. Çünkü çok iyi bir tak milli takım. Kesinlikle ya. kesinlikle. Yani e, üçlü oynuyordu takım. Zaman volkan zaman Kale zaman de. zaman üçlü dört oynadık. volkan vardı. Ee, Gökhan Suat. Yok, Gök İbrahim Toraman. Gökhan Suat, Kemal Aslan, Uğur İnceman. E Serkan. Se Selçuk, Tuncay, Hamit Feran oyn evet, evet oynamıyordu iyi. Hamitler. Okan. Ok Okan Koç. Hamit falan oynamıyordu zaman zaman evet, yani o derece. Ee, çok Ali. iyi bir kadromuz vardı. Biz mesela o sene İtalya İtalya'da 0 Frandik İtalya Avrupa Şampiyonu oldu. Biz talihsiz bir Almanya maçı kaybettik. O da hmm. sakatlıklar olan çok oyuncumuz mu Buradaki maç. Buradaki maç Kadıköy'deki. Tadırmış Yoksa bir şampiyon şey. olurken o kadro. Zaten evet. o kadrodan 4-5 kişi mi 6-7 kişi aldılar ve çok iyi bir ekip oldu. Portekiz'i... Portekiz'i içeride dışarıda yendiler yani Ronaldo, Kovaresma, bir tarafta Kovaresma, bir tarafta Ronaldo. Ronaldo i̇nanılmaz. Yani. Ya zaten onların oyuncuların hemen hemen hepsi İngiltere'de ve farklı yerlerde oynadı Portekiz. In. Onlar sizden bir yaş düşüktü ama çok yaş. çok iyi bir kadrodur zaten inanılmaz. yani. işte Kovac Ronaldo yani. yani. Bir kenar Kovaresma, bir kenar Ronaldo. <laughs> İkili üçlü sıkıştırıyorduk yani. <gülüyor> ama <gülüyor> iki maçları da yendik yani. Bizde iyi bir kadromuz vardı gerçekten. Çok iyi bir kadromuz, Herkes zaten. çekiniyordu bizden. O çok umutluyduk zaten. Şenol Hoca da o konuda evet. çok eleştirilmişti zaten o. Amerika takımından değil ama A Mill takımda iyi olduğu için zor. Yani bugün e, o seviye yani hakikaten çok fark yaratan. Herhalde o Galatasarayın Avrupa Şampiyonluğu sonrası hava ile birlikte evet. çok farklıydı. Ta Tabii ki yani şimdi e, belki dediğiniz gibi de Şenol Hoca belki alamama sebeplerinden beri iyi bir kadronun gelip işte milli takımda oynaması e, Dünya kupası üçüncü olmuş. Aynen Tabii. hem üçüncü olmuş hem e, şey gerçekten orta sahaya bir kaliteli oyuncular hangisini çıkartacak hangimizi alacak. Yani şöyle bir şey yaptı ama Şenol Hoca e, bazı kişileri buradan Fransa'da Konfederasyon Kupasına çağırdı. Evet hatırlıyorum. Orada bazımız orada milli takımda oynadık ve ondan sonra daha milli takımda devam etmeye başladık. Yani dediğim gibi o süreçte çağırması bence de zordu yani. Yani. Se, senin milli takım maceran U21 ile başlıyor esasında. Ondan önce çok, çok az çağrıldın Ya değil işte mi? bizim ülkemizde böyle enteresan yani eleştirmek için de söylemiyorum ama ben Kartol Spor'da ikincilikte bank oynuyorum. Beni ne genç milli takıma çağırıyorlar ne ümit milli takıma çağırıyorlar. Göztepe'ye transfer oldum sonra başladılar ümit milli takıma. Mesela ben orada oynuyorum yani ikincilik burası yani. Menajer mi değiştirdin arada? Menajer değiştirmedim. Kulüp değiştirdiğimiz <laughs> için abi, abi maalesef. Ya ya da iyi doğru diyorsunuz. İyi bir menajer olmuş olsaydı fark yaratırdı mesela. Onlar Biraz yukarıdelleri yukarıda ben. olan falan. E, şimdi ben diğer hepsi paftan geliyor. Galatasaray payı, Fener payı, Trabzon payı işte. Ben ikincilikte bank oynuyorum. Ben gidemiyorum genç milli takıma. Tabi sonrasında oradaki hocalar ben geldim. Ahat milli takımı da oynadım ettim falan. Ya e, işte o zamanlar iyi değildin falan da yani. Böyle çok kaybolan oyuncu var işin açıkçası. Biz çalıştık belki bir yere geldik ama siz tamam Fenerbahçe, Galatasaray okey tamam değerli kulüpler ama alt tarafta da çok iyi oyuncular var yani. Kazanabilmek istiyorsanız biraz araştırabilirseniz, biraz takip etseniz direkt alıp oynatabileceğiniz o kadar çok oyuncu var ki yani. şimdi Doğru. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray işte büyüklerin altyapılarını falan lobiden dolayı mı bilmiyorum ama biraz bu konular sıkıntı bence. Doğru yani bu dünyada da var bu esasında. Bu menajer bağlantıları birçok hani İtalya'da da İspanyada da konuşulan bir şey ama bizde biraz fazla. Ben bir menajerle başladım, bir menajerle bitirdim. Ee, bana o kadar teklifler geldi ki belki değiştirmiş olsaydım bana sponsorluklar, reklamlar, şunlar bunlar onların sözlerini verdiler işte bazı hmm. menajerler falan çalışalım ama bizde dediğim gibi böyle yani sanki adamı satılmış gibi olacağımı hissettiğim için ya yani bizde bir başladık öyle bitirdik yani yoksa bu bunlar gerçekten fark yaratıyor bazen zaman zaman. E eder, <laughs> eder. Mesela kulüp yani. Diyelim Beşiktaş, Kalasar'a, Fenerbahçe örnek veriyorum. O menajer götürebiliyor ama Başkası mesela götüremiyor. Hala var mı? Şimdi daha çok. Şimdi daha çok. Mesela bir menajer oluyor. Mesela diyelim X bir takım. Ya onun üzerinden gitmediğin zaman o takıma gidemiyorsun. Yani çok net söylüyorum ben. Yani. Bunda sakınca da bir durum da değil. Yok bilinen bir şey zaten. Aynen bilinen bir şey. O yüzden son zamanlarda da bu iyice artmaya başladı yani. Sen iyi futbolcusun, senin biraz daha alt seviyende ama o menajerle gittiğin için oraya gidiyor, sen gidemiyorsun. Yani %100 o menajerle gitmek istiyorsan o menajerle gideceksin. Ya menajerin ortak çalışacak... Veya da onunla çalışacaksın. Yunus Emre'yle konuşuyor musun? Ee, konuşuyorum. En son sakatlandığında aradım. Ee, biraz çok utangaç bir çocuk. Yani konuş konuşmamız bir dakika, 30 saniye. <gülüyor> Mesajlaşman lazım. <laughs> <O>, o... <laughs> aynen aynen. Mesajlaşınca <laughs> daha rahat. Oğlum nasılsın? İyiyim hocam. Yani çok utangaç bir çocuk. Daha böyle tam yırtılmamış. Ee, çok e, tam Anadolu çocuğu böyle. Ee, Sakatlandı. Çok üzüldüm ama... Orada daha çabuk toparlayacağını, daha iyi geleceğini düşünüyorum. Eskisi gibi değil, bağ kopması değil mi? Ee, evet, yani bir beş ay sürecek ama dediğim gibi burada olsa biraz daha sıkıntı olur. Orada daha iyi bakacaklar, daha Peki, iyi çalıştıracaklar. Giden özellikle genç oyuncular, Boya da aynı şeyi yaşadı. Hı hı. Girip sakatlanıyorlar. Hani buradaki çalışmayla, oradaki çalışma, buradaki beslenmeyle, oradaki beslenme. Yüzde fark var. Yüzde yani. Buradaki, biz çalıştıramıyoruz oyuncuları. Yani okey, <laughs> belli bir, yani. GPS'lerimiz var. Koşu mesafelerini ayarlıyoruz. Sakatlanmasınlar da işte haftalık işte ne kadar koşacak onları hesaplıyoruz. Ona göre yükleniyoruz. Baktık aşan olanı hemen kenara alıyoruz ki sakatlık riski olmasın. Bizim imkanlarımız yok. Çünkü neden? Mesela adamın kan testini alıyorlar. Bakıyorlar neresinde eksik, ne eksik. Bütün vitaminler, mineraller her şeyleri veriyorlar. Biz burada çocuk oyuncu kendi. Biz istediğimiz kadar yüklenelim. Oyuncu gidiyor. Bazı süperlikte takımların şeyleri yok. Diyetisyenleri yok. Yani şimdi oyuncu çıkıyor. Yükse, yüklenmişiz oyuncuya gidiyor yemekhanede kafasına göre yemek alıyor işte makarnasını falan tavuğunu e, falan. Ekstra bir takviye, ekstra bir ölçümler falan olmadığı için işte bence işte burada e, ikisi de gitti. Orada bir zor antrenmanlar bence e, sakatlık sebebi o, o olabilir. Çünkü orada inanılmaz. Yani Tuncay'dan örnek verebilirim. Tunca koşu mesafesi falan çok iyidir yani dayanıklılığı çok iyidir. Sprinti çok yüksek. İşte Werder Bremen'e bir gitti antrenmanlar da kusuyormuş. Ama yani var orada. Ama Magat <laughs> ama işte Almanya'da falan da öyle yani. O, buraya gelen oyuncular ha ya burası süper ya tamam okey. Yani. Düşüyor değil mi burada yabancı gelenler? Onlar da ayak uyduruyorlar. Onlar da ayak uyduruyor. İlk geliyorlar bir bakıyorsun canavar gibi ama ondan sonra da o da tembelliğe alışıyor. i̇şin yani açıkçası biz de biliyoruz farkındayız hoca olarak çalıştırmak istiyoruz ama gerçekten sakatlayacağız yani. Biraz yüklensek, biraz aşsak limiti sakatlanacak. Yani oyuncu. oyuncunun diyeti, uykusu, zeminin durumu bunları aşmak koca için zor. Zor çünkü öyle bir imkanın yok yani elinde. Yani şimdi ben isterim ki oyuncu bir testlerini yapayım bakayım neleri eksik. Yani onları bir takviye yapabiliyor muyuz, ediyor muyuz? Yani mesela bir kulübe bir kamera aldıramıyoruz, geçtik bunları. Yani bu tarz ufak şeylere falan, gerçi ufak şey değil ama ben kameradan ufak, kameraya söylediğim için ufak bir detay söyledim. Onları bile aldıramıyoruz. Bunları yapmamız çok zor. Biraz Başakşehir'de var. Burada. Evet çalışıyorum. Biraz daha şeyler. Ersun Hoca'da çalışıldı bu dönem. Ersun, ama... Hoca, Ersun Hoca ile ben çalıştım ama Mersun Hoca şöyle, şöyle fitness tarafında biraz işte kafa yoruyordu. Hı -hı. Fitness işte maksimalleri alırdı falan. Ona göre bir işte programlar falan yaparlardı ama ben Ersun Hoca'da çalıştığım zaman biraz fazla yüklendiler bana. Dizimi falan paramparça etti. Eskişehir mi? Eskişehir'de. 300 kilo squat yapıyordum ediyordum falan. E şimdi dizi problemli. Ersun Hoca biraz daha fitnessa kafa yoruyordu. Ya bütün her şeyini tam yapmak 2008'de de yaşadım. O Scott Perry geldiğinde evet, takımın evet. yarısı sakatlandı. Orada bir şey söylemişti Scott. Ya su içmeyen futbolcu var burada dedi. Evet. Ama eskiden gelen bir alışkanlık var. Mesela e, antrenmanda hoca kızardı. Vermeyin su falan. yandaki bir Hala mı? Sizin yok dönem... şimdi yok canım. Hayır, hemen... Sizin döneminizde de mi vardı? Ya, ufak ufak ya ben vardı. O, ben kendi nacizane bizde yasaktı su. Limon yalardık S yani. Düşün ya. Yani. <laughs> düşün işte mesela şey e, şimdi antrenmanı dur ya, hoca da disiplin disipline yoruyor bunu. Yani antrenmanı kesmeyen etmiyor. Halbuki ara ara kesinlikle durduracaksın. Oyuncu suyun içecek, mineralini içecek, ne içecekse içecek yani bazıları. Şimdiki oyuncular biraz daha bilinçli. E, bazıları paralarına kıyamıyor. Bazıları kıyıyor. Kendine iyi bakıyor. Hem içeceklerini alıyor hem özel e, hocalar tutuyorlar. beslenme beslenmeyle alakalı, atletik performansla alakalı. Ee, o zaman o oyuncular kesinlikle sakatlanmıyor. Ve çok da ben bunu gözlemliyorum işte dikkat ediyorum. Üst üste çok maç oynuyoruz. O oyuncu bakan işte içeceğini içen, masajını olan, tedavisini olan işte doğru beslenen sakatlanmıyor. Ama bakmayana dikkat ettim, gözlemledim çok sakatlık yaşayan oyuncular oldu. Ya yani o yüzden biraz da oyuncularda da profesyonellik önemli tabii ki de. Şey, gece yemekleri. İşte gece yani. Mesela biz manajı aldık. İşte mesela Reymanajı biz Reymanaj iki yıl futbol oynamadı. Biz e, gördük kalitesini karar alalım dedik ama onu sezon başı istedik. hazırlayabilirim hmm. diye iki sene oynamamış. Tabi bazı forvetlerle görüştük işte parası uygun olmadı, işte ailesi gelmek istemedi, o, şehirde okul olmadığı için gelmek istemediler. Döndük dolaştık yine R'ye okey verdik. Dedik bu riski alacağız yani kalitesi var yeter ki hazırlayabilirim. Tabi o da geldi kalitesini biliyor. Sıkmıyor antrenmanlarda. Bir maç, 4-5 maç direkt oynattım bunu. Ama koşu mesafesine bakıyorum 8 kilometre koşmuş. Bunun 5.5'u yürüyerek. Hmm. Çektim bunu. Hatta Pendik maçında gol attı. Ondan sonra kestim bunu. Çektim de anlattım da buna. Bak dedim Bey, koşu mesafelerin şu bu falan. Ee, anlattım buna detaylı şekilde. Tabii çok bozuldu. Kaliteli futbolcu gerçekten. Sonra bunu 2-3 hafta oturtturdum. Ee, ondan sonra e, bu çalışmaya başladı. Bakıyorum antrenmandaki performansı arttı. Koş, koşu koşu mesafeleri yükselmeye başladı. Şiddetli koşuları hmm. yapmaya hmm. başladı. Sonra oynattım bunu. Trabzon maçı ilk. Müthiş futbol oynadı. Yani stoperleri dövüyor. O özellik var. var. Sonra geldi ben hocam valla dedi e, ilk başta sana çok kızdım dedi böyle çok şey yaptım ama dedi iyi ki de yapmışsın böyle dedi. Ben ne yememe içmeme dikkat ediyordum kalitem vardı ne bir şey yapıyordum. E, i̇yi ki de böyle bir şey yapmışsın dedi. Şimdi çok yüksek paralara satılacak bence Reymanaj. Yani. ne gidersen... büyük takıma Kesinlikle çok iyi, inanılmaz kumaşı var. Bir kere genç kuvvetli vuruşları vuruşları inanılmaz. Ee, yani her yerden kaleyi gördüğü zaman sağa yap sola vuruşları müthiş. Bir de futbolu da biliyor. Oyun bilgisi de çok iyi. O yüzden çok yüksek paralara transfer olacağını düşünüyorum onun da. Ben de çok beğendim. Yani e, gittikçe de yükseliyor. Peki gelen yabancı yabancı hocalarla da çalıştın. Mesela evet. Rekart'la çalıştın. Daumla çalıştın. Hı hı hı. E, onlar bunları görünce ne düşünüyorlar? Nasıl? Yani bu Türkiye'deki durumu, oyuncunun beslenmesi, zemin, ya, şu, bu... Onlar onlar bunlara bakmıyorlar ki ya bence yani. onlar i̇şte Paralardan mı bakıyorlar? Yani bekliyorum. şimdi bir nevi gerçekten öyle yani. Ben de gitsem şimdi ben de tabii ki de yani onlar da görüyorlar biliyorlar imkan yok şey burada mesela. ya Mesela Raycard çalıştı burada mesela biz ilk geldiğinde dedik ki oyuncularla konuşuyoruz aramızda. Ulan nasıl adapte olacağız? Adam orada işte Barcelona'yı çalıştırmış, teknik, taktik ne yapacağız? Bizden bir şeyler ister, yapabilir miyiz, edebilir miyiz? Ama hiç böyle teknik, taktik fazla bir şey çalışmadık mesela. Allah Allah. Gel, yani antrenmanlar müthişti. İki tane yardımcısı vardı. Toplu antrenmanlar, evet. müthiş antrenmanlar yapıyorduk ama ekstra böyle maçta taktik, teknik işte işte bekleri içeri sok, ne bileyim kenarları aç. Hiç öyle bir şey. Ekstra bir duran top birkaç tane çalıştık. Onun dışında hep doğaçlama, bizim yeteneğimize kalmış, bizim becerimize kalmış bir oyun oynadık diye. Çok ilginç. Çok Niye işte, acaba? Ee, yani şey mi acaba zaten şunu söylüyor bazı yani altyapıdan zaten hazır ne yaptığını bilen şimdi Hollandalılarda bu var. Altyapıdan zaten ne her şeyi bilen, bilen. oyuncu geliyor. Ben evet. onu bir de onu mu öğreteceğim? Öyle sandılar. E mesela benim böyle bir olayım oldu Dreykart'la. Mesela bir tartışmam oldu hatta beni Karagümrük Karabük maçına götürmediler. Şimdi milli takımda oynuyorum. Eskişehir'le maç oynayacağız. E, o ara kötü gidiyoruz. Kaybetsek kesin hoca gidecek yani. Ben o gün müthiş oynadım gol de attım. Yendi Eskişehir'i. Hoca kaldı. Ertesi hafta Karabük'le oynayacağız. Beni kesti antrenmanda. Ben de tabii bozuldum antrenmanda biraz. Suratıma yansıdı, işte performansıma yansıdı. Antrenmanı birden durdurdu. Topladı bizi. Dedik işte Servet gibi takımda ağırlı olan oyuncuların işte oynamadığını hissettiği zaman böyle işte suratın asmaması falan lazım dedi. Ben de orada tabii cevap falan verdim. Sonra ne git... dedin? He? Ne dedin? O zaman siz de şey yapın dedim yani. Ne dedim o tam <laughs> net hatırlayayım yani. O zaman e, ne bileyim niye kesiyorsun beni dedim yani. Resmen söyledim. Ben de açık sözlüyüm. Söylerim. Sonra kadroya almadılar benim. Hmm. İşte dönüm noktası bu da mesela. Gittik oraya. E, Karagümrük bizi yendi. E, belki yenilse kadro şu olacak. Sonra geldiler. Neskens vardı yardımcısı. Asıl bilgi onda bence. Evet. Bence. Çağırdı beni. Dedi ki işte böyle böyle servet. Niye böyle e, yaptın dedi. Dedim hocam bakın dedim. Ben... Bir hafta önce oynadım, gol attım. Milli takımda oynuyorum ve beni birden kestiniz. Bana açıklama da yapmadınız. Deseniz ki Servesi'nin performansına dolayı ya da rakip Santorofor'dan dolayı bunu oynatacağız falan. Deseniz dedim ben okey kabul edecektim ama hiçbir açıklama yapmadınız. Birden kestiniz. Ya dedi biz böyle alışmamışız ki dedi. Biz Barcelona'da çalıştık. İstediğimiz tahta yazıyoruz kadroyu. Hiç kimseye açıklama gereksinimi duymuyoruz. Kim oynayacaksa o oynuyor falan. İşte dedim ki biz, biz öyle değiliz ama dedim işte. Biz bir şey bekliyoruz yani. Birden kesildiğimiz zaman tamam dedi Servet dedi. Bundan sonra öyle bir şey olduğu zaman söyleriz dedim. Bütün Bizim Türk, için de yoldu. Bütün Türk oyuncular senin gibi değil ama sen damın odasını da bastın mesela. Bekliyorlar abi, bekliyorlar. Gerçekten. Bekliyor değil mi? gibi. Bazısı, bazısı daha sabırlı oluyor. Ben mesela oynamadığım zaman rahatsız oluyordum. Yani şöyle. Benim efkimde koyucu benden neyse gerçekten oturup bekler çalışırım ama oynayacağım hissettiğim zaman rahat duramıyorum. Yani kurt varmış gibi beni dürtüyorlar. Rahat edemiyorum yani. Ben karıştıracağım oraları. yani. Karıştıracağım derken takım olumsuz şey değil. Oynama isteğimi göstereceğim. Damın odasını bastığım gibi yani şey. ya Biraz cahillik yani gençsin. Kanınızla akıyor. Ama başka bir hoca olmuş olsaydı belki beni kadro dışı bırakabilirdi. O bendeki o şeyi gördü yani o hırsı. Ya tamam o işte. Ya oynama isteğini gördü. Hafta sonra ben 11 oynadı Galatasaray maçı. Gittim odasını bastım. Hafta sonu 11 oynadım. Dedim ki ben ara ara basayım dedim kendim. <laughs> Ama dediğim gibi yani sağ olsun yani 3 sene çalıştık onunla. hatta o da geldiğinde de anlatmış sormuşlar bu şeyi. Evet dedi Servet öyle bir şey yaptı falan diye. O da anlatmıştı. Ama dediğim gibi yani benim isteğimi arzımı gördü. Belki kadro dışı bırakmadı. O arada güçlüydü dam. yani. 2 sene üst üste şampiyonluk Tabii. Güçlüydü de. Yani sağ olsun. En e, değerli golün hangisi? Ee, şimdi şıklık olarak mı e, nasıl diyeyim? Ya biz burada bir tartıştık onu da hı hı. genelde hani e, Trabzon'a, Eskişehir'de attığın gol insanların aklına şimdi, tabii geliyor o, daha çok. O, o ama şey e, değer olarak mesela e, stadın açılışının golü var. E, o benim için değerli. İşte e, Ali Sami'nin kapanışında Galatasaray adına tabii ilk golüm benim Ata Provanşatel atmam bir gol var. Onları söyleyebilirim. Milli takımda Ermenistan attığım bir gol var. Onu söyleyebilirim. Ben Atıma fikrimi söyleyebilir miyim? Galatasaray forması ve Denizli'ye attığın gol. O şey, o biraz armağan oldu biraz ah, ama yani. tabii seziler. Ama o, yarışı değiştirdi o gol. Kesinlikle çok 86 mı yani? Tabii bitiyordu maç. Ve ama. iyi oynamıyordunuz i̇yi o zaman. İyi oynamıyorduk. İyi oynamıyorduk. 2-1 yendik ve tabii ki dediğim o sene şampiyon olduk. Tabi, tabi. Yani. Tabii Yani Tamam biraz basit gol oldu Kolbik. ama Ayrı, oraya değer de anlamında. Tabii, yani, değer anlamında. Yarışa direkt damga vuran bir goldü. Aynen aynen onu iyi hatırladım Hamido'ydu, çok iyi arkadaşım. Hamidoy evet. Bu originin Everton'a attığı gol gibi biraz. direkt direk yani Bir ara göstermişler, evet evet. Ümit Ümit da Ümit Karan da bunu anlatmıştı bu bu golle alakalı. Çünkü o sektirmişti topu. Ya ben de içime mi doldu enteresan yani. Ya kornere çıkması lazım. Evet, topu evet. direğin üstünde döndü yere düştü. Benim oraya gitmem, sezimi diyeyim. ...yukarıdan bir şey mi geldi bilmiyorum. <laughs> çok yani, çok önemli bir gol. Kıymetli gol olmuştu evet. Niye ayrıldın Sivas'tan? Sivas'tan niye ayrıldım yani... Bence iyi top oynuyorsunuz. Eh, abi... Ben bütün maçları seyred hepsini seyrediyorum zaten. Ya şimdi de. böyle bazen konuştuğumuz zaman sanki kendini savunuyormuş gibi... ...Servet kendini anlatıyormuş gibi... ...bu şeyi de havayı da vermek istemiyorum ama net şeyler söyleyebilirim. Ee, bir kere İstanbul Spor'dan sonra en az bütçeli takım bizdik. Yani kurulan takım. Mesela hmm. geçen seneki takımdan 12 oyuncu gitti. O 12 oyuncu kalsa o takımla devam etsek çok daha farklı işler yapacağımı biliyorum. Onu yönetime de söylemiştim. Şimdi 7 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet. Ama içeride o kadar maç Adana, Hatay, i̇çeride Ankara. Ankara. Ama yani rakibi e, ezdik yani işin açı, pozisyon olarak. Biliyorum biliyorum yani yani ee, şimdi bu takımı kurduk, e, Rey'i aldık, 2 sene top oynamamış, koyta'yı aldık, 3 sene top oynamamış. 29 oyuncunun 23 tanesi geçen sene kendi takımlarında oynamayan oyuncular. Böyle bir takım aldık, onun dışında 16 yaşında bir çocuğu aldık, direkt koyduk oynatmaya çalıştık. E, Yunus'u mesela ilk oynattığımda, kampta oynatıyorum abi. Hazırlık maçında oynattım, 45'te oyundan alıyorum. Yoruluyor, kramp her yerine, her yere basıyor tecrübesiz. İkinci maç 50'de, üçüncü maç 60'da, hatta ligde oynattım yine aldım. Çok yoruldu, her yere basıyor diyor falan. İlk defa hocalık yapıyorum. Bu riskleri alıyorum. Ee, ve dediğim gibi 29 oyuncunun 23 tanesi oynamayan oyuncu. E, kalite olarak, yani oyuncu kalitesi yani nasıl diyeyim. iyi futbol oynattım ben de düşünüyorum abi. Mesela e, rakip takım hocaları arkadaşlarımız. Onlara karşı oynadık. Hepsi geldiler. Ya şu kadroyla iyi işler yapıyorsun Servet helal olsun falan. Tebrik eden çok arkadaşım oldu. Ama arkamda durulmadı abi. Yani bunu net hissettim. Ben kendim bıraktım biliyorsunuz. Yoksa ben Sivas'ta 6 sene çalıştım bir sene futbolcu olarak, dört sene yardımcı hoca olarak dediğim gibi futbolcuyken para kazandırdım. Ayrılırken kazandırmam şeyim yoktu, olan yoktu yani gidebilirdim. Dört sene yardımcı hoca olarak çalıştım. Üç sene UEFA'ya gittik biz Türkiye Kupası'nı aldık. E şimdi hocalık yaptım. Genç bir çocuk çıkarttık bir şekilde. E, şimdi reyden para kazanacaklar inşallah. Rey'i Rey bir şekilde sorumluluk alıp aldık ve o kadar öyle iyi işler yaptığımı düşündüm. Ama hep sezonun başından beri bir ee, olumsuz şey hava aldım. Negatif şey. hep böyle içeride kazanamamanın da verdiği bir şey. Var. Ama e, iyi futbol var. Yani tamam Bence içeride... de öyle. benim için önemli değil ki içeride dışarıda 3 puan ne fark eder yani? Ben şimdi e, dışarıda yenileyim geleyim içeride kazanayım ne anlamı var yani? Şimdi, ben de dışarıda kazanıyorum ama. <laughs> yani, ve içeride de iyi futbol oynuyoruz yani. Yani kazanabileceğim maçlar 10 kişi kaldık Ankara Gücü'ne karşı yenebilirdik. O kadar pozisyonumuz falan var ki yenildik A Adana takımını. Sürkülese ettik yani şey Hatay keza öyle. Son İstanbul Spor maçını kazandık. 1-0 İstanbul Spor maçı maç, maçtan önce çocuklarla toplantı yapıyorum. Bakın 90 dakika oyun sadık olacağız. Çok tehlikeli bir takım. gol yediğimiz zaman açmamız daha zor olacak. Sabırlı oynayacağız. Yani sakın yani böyle açık vermeyeceğiz sana. Dediğim gibi de maç gitti. 1-0 kazandık. Yine memnuniyetsizlik var. Yine bir olumsuz hava var. Ve puan olarak da 17 maçta 21 puan almıştık. Daha çok alabilirdik. O negatiflik, bu olumsuzluk beni bu karar almama sebep oldu. Ee, Sivas'ta çok dalgalı bir durum oluyor. Yani tabii zaman geçti üzerinden ama hani şampiyonluğa oynadığı sezonda oluyor. Bir anda küme düşüyor. Bir şey, yok. yani hiç belli bir standardı. İşte, halbuki daha kurumsal bir yermiş gibi gözüküyor ya ama. Net bir şey söyleyeyim. Mesela şampiyon olduğumuz zaman bizim bence şampiyonluğa oynayacak bir kadromuz yoktu. Yani bence yani. iyi bir hava yakaladık. İyi mücadele ediyordu oyuncular. Birkaç oyuncu mesela Mert Akan oynamadı, oynadı. Erdoğan oynamadı, oynadı. Emre Kılıç o sene çok iyi oynadı. Bazı oyuncular da fark yarattığı için yukarıdaki takımların da performansları düşüktü o sene. Bir şekilde geldi. tabii ki de başarı bu. Başarı bu. Mesela UEFA Kupasına gittik. Gerçekten bakacak olursan çok müthiş böyle bir e, o üst sene üst üste gidecek kadro bence yoktu. Bence iyi işler başarıldı. Dediğin gibi abi bir şey yok ama şundan kaynaklı. Genelde Sivas'ta böyle yani şunu net söyleyebilirim. İyi bir yönetilen bir kulüp, yani e, borcu olmayan bir kulüp, e, hiçbir zaman e, cık, e, ellerindeki paraya göre hareket ediyorlar. Ya finansını e, iyi yönetiyor. İyi yönetiyor. Ama ya sağ kötü bahsettiğin demin o işte kamera koyamıyorsun vesaire yani bir oyuncu parasına bunları yapabilirsin esasında. İşte yani bir bu, oyuncu parasına olacak şeyler bunlar. Bunları da aşmak lazım. Bunları da aş, işte bunları da aşıldığı zaman mesela orada çok bizde altyapısı iyi mesela. ya yani tesis var Öyle. orada. Altyapı oyuncular için iyi mesela. Oradan biz bir de altyapının havasını da değiştirdik. Bütün maçlara gittik, izledik. Çok oyuncu aldık, oynatmaya çalıştık. Kupada oynattık. işte antrenmanlara çıkarttık falan gibi. Birkaç oyuncu daha çıkacak gibi oradan. İşte Sinan var, birkaç oyuncu daha var. Ama işte dediğim gibi her zaman her kulüpte böyle ufak tefek şeylerden kısılır yani ama bizim için değerli ama onlar için çok değerli değerli bulmuyor yani sadece sıfası için söylemiyorum diğer kulüpler de öyle aynı mantalitede. Doğru. Ee, hızlı sorulara geçiyorum biraz. Birlikte oynadığın en iyi 11 sayabilir misin? Ee, alternatifli sayabilirim. Tamam. Ee, Kaleci e, Mustera, Rüştü Volkan. Bu sırayla mı? Türkleri öne koyarım ne olursa <laughs> Türkleri öne koyarım. Ee, Sabek, Gökhan Gönül, Sabri, Hamit'i de koyarız orta sayıda. Hamit. Ebu'ya pardon. Şey oluyor ya. Çok zor çok zor çok zor. zor. sol bek Hakan Balta, Caner. Senin ha? yanına? Benim yanıma Son, Gökhan. Orta saha Mark Avralio, Apia, Melo, Selçuk. Çok isim var. Sa iki var. tabi bayağı uzun. B bayağı uzun. <laughs> bir de milli takımda Nuri var. Hepsi yani orta saha da orta çok kalabalık. Aklıma gelenleri söyleyeyim ben yine. Tamam. De ya. Nuri olabilir orta sahada. da. Hamiti sahbetle saydım orta sahada olabilir. Tunca'y var, Arda var, Nihat var ileride. Ee, başka kim var? Çok oyuncu var ya. Yani. Çok var. Çok oyuncu var abi yani. Alex'i şey. saymadın? Alex'i unuttum. Evet, <laughs> Alex var doğru. İşin açıkçası ben bazen bunu düşündüm böyle. Yani böyle bir soru gelirse falan. E Nasıl cevaplarım diye. Yani işin içinde ben de çıkamadım. Abi. Çünkü kimi saymasam sanki haksızlık için. Gerçekten kaliteli oyunculardı. O yüzden e, biraz geniş verdim. Peki durdurmakta en çok zorlandığın oyuncu? Şevçon Kariç. Şimdi ona da açıklık yapayım. Gerçekten abi şunu söyleyeyim. Birkaç sefer söyledim. Biliyorum biliyorum cevabını da ama, açıkla diye söyledim. Ama en son Önder geldi açıklama yaptı. Öyle mi yaptı Önce, mı? Yaptı, yaptı sağ olsun rahatlattı bizi seneler sonra. İş <laughs> <laughs> işten geçti ama. E, şunu net söyleyeyim. Ee, benim en çok zorlandığım bu ikincilik, üçüncü takımlarla kupa maçları oynuyorduk ya, Hı. oradaki santroforlara karşı. Ya ister isteme diyordum ki bak bocalayacaksın, konsantre olamıyordum konsantre ha. bir şekilde. Yani ne de olsa yeneriz falan düşüncesiyle. En zorlandığım maçlar onlardı. İyi, i̇yi futbolculara karşı her zaman daha iyi oynuyordum çünkü çabuk olsun, kuvvetli olsun, fizikli olsun, iyi konsantredim çünkü iyi futbolcu karşımdaki. iyi En zorlandığım maçlar o maçlardı. Bence ço çoğu çoğu futbolcunun o maçlardır, yani Benim efkimde oynayanların yani. Peki sahaya çıktığında beraber oynadığın ya da karşılıklı oynadığın böyle yeteneklerine inanamadığın ya bu adam bunları nasıl yapıyor dediğin oyuncu kim? Hmm. Çok ani bir soru oldu. Yani şimdi Messi için söylüyorlar ya mesela Hı -hı. bunu. Hani öyle Hı -hı. bir oyuncuyla karşılaştın mı hiç? Ronaldo. Ronaldo mesela onu söyleyebilirim. Kharezma. Yani o Özellikle o milli takımda zamanları falan tabii ki şeyde de oynadık onlarla, milli takımda da karşılıklı oynadık ama e, mesela Quaresma Ronaldo'nun önündeydi tabii bizim zamanımızda. O zaten ilk giden o Milan'a falan gitti. Barcelona'ya gitti o bağları koparınca o geri kaldı. O yani onun önündeydi. Öyleydi. yani İnanılmaz bir oyuncuydu. İlk aklıma gelen bunun ikisi. Onun dışında da gelmedi yani. Ee, beraber oynadın en yetenekli. Ee, beraber oynadım. Türk olarak şeyi söyleyebilirim Emre'yi iki yönde oynadığı için yani. Futbol iki yönüyle oynayan Ender oyunculardan bir tanesi. Onu söyleyebilirim net olarak, Türk olarak. E, tüm zamanlarda en beğendiğin oyuncu. Yani daha önce de Karşılıklı oynaman gerekmiyor. Messi-Ronaldo tartışması var ya. O, ya bu ye, ikisinden biri mi? Şimdi şöyle. Messi-Ronaldo derlersek yüzde yüz insani tarafından dolayı Ronaldo'yu seçerim. Ne olursa olsun. Messi isterse kat fark olsun Ronaldo derim. İnsani yönden. Bu şeyden acaba Olabilir mi acaba aguero maradona orada ile bir? <laughs> yok, yok yok yok. Kesinlikle. Evet o da var da hiç aklıma gelmedi. Sen hatırlattın abi. Ronaldo şey yapabilir ama asıl e, Santrofo-Ronaldo. Hmm, fenomen. Fenomen. O, yani, o bence de çok acayip Ya çok tabii Ronaldinho'lar yolları var. Iniidi. Riva, Rivaldo'lar var. Bir sürü var da. Işte. Var, Zidane var, Barolo var. Saymakla ee, bitmez ya. O yani. Agüero olayı yani Türkiye'de herhalde Maradona'nın üzerine yorum yaptı. Ender oyunculardan. Yani, birisi. Abi konuştururuz biz bir şekilde <laughs> isimizi yani. Öyle böyle konuşuyorlar işte. Yani ben kim Ronaldo, şey Maradona kim? Çaktı ya, mı ayağını, vurdun mu? Ya bilerek asla yapmam zaten hmm. de, ya o gün maç biraz ağır, stat ağırdı, Ali evet. Sağmen'deydi. Ee, bir pozisyonda ben yerdeydim, ee, top şöyle e, ayak mesafesindeydi. O da eğilmişti galiba, ben topa vurayım derken yüzüne vurdum. Tabii onu oyundan aldılar. Ee, ben tabii hemen devre arasıydı, iki yarıydı o. Geçerken onların soyunma odasına bir baktım Ölü gibi yatıyor orada falan. girdim mecbur soyunma odasına, bir özür dileyim dedim. Çocuk konuşamıyor, bir şey yapamıyor. İstemeden istemeden oldu yani işin açıkçası. Yani biz Allah korusun kim söyle bilerek kasti e, basayım sakatlayayım düşüncesinde hiçbir zaman olmadı. Bunun üzerine de Maradona seninle ilgili bir açıklama, açıklama yaptı. Açıklama yaptım. kazma dedi vallahi direkt abi <laughs> sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok ya. <laughs> Reklamın iyisi kötüsü olmaz. <laughs> ya çok çok enteresan. Arkadaşlar. Ee, resim toplamaya başlamışsın. Tablo evet. evet. Ee, ...biraz da hanımın da bunda şey payı var... Ee, ...ben e, tabii şeydim... E, ...geçmişlere çok meraklıydım böyle ama... E, ...hanımın da meraklı olması... E, ...biraz işin açıkçası... E, ...paralarımız gitti abi. <gülüyor> <gülüyor> Uzun vadede belki kar edersin. Şu an e, kar olduğumuz eserler var. <laughs> ya, güzel. Ama Do satmak için şey yapmadım... Ya, ...çoluğuma çocuğuma kalsın ne bileyim ha. işte... ...şu an ev, hepsini evimizde sergiliyoruz bir şekilde... E, ...ya bir de öyle bir şey ki... ...hastalık abi... ...bir ara mezatlara sarmıştım böyle... E, hmm. yani İkilere, pandemi dönemi mi? Pandemi dönemi özellikle. Ben İkilere, de ara girdim ama olacak gibi değildi yani. İkilere üçlere kadar falan böyle uyuyacağım yani antrenman falan var yani hastalık gibi ya. Biri pay veriyor sen oradan seni dürtüyor oradan. Bunu senin alman lazım falan. Biraz bir ara sarmıştım ama bu ara, bu ara duruldum biraz. Duruldum. Biraz duruldum abi. Şimdi, en çok ne yapar harcıyorsun? Buna mı? Ee, en çok şu an için mi? Evet. En çok hanım ve çocuklara daha dur yeni başladın. da. <laughs> Vallahi mı? O zaman geçmiş olsun. Daha çocukların okulları başlayacak. Tamam. Helal hoş olsun ya. Onlar Helal yeter olsun. ki onlar harcayalım. Niye, şey yapıyoruz yani. Yeter ki onlar harcayalım. Ne, yani niye kazanıyoruz ki? Seç birini. Florya mı, Samandra mı? İkisi olmaz mı? Olur. Niye olmasın? İkisi de olsun. Çünkü Gerçekten şöyle bana hep soruyorlar sen hangi takımlısın işte şu hangi gerçekten takım tutmuyorum rengim yok. Çocukken de mi tutmuyorsun? Yani çocukken de ya abi hayatımda çocukken maç izlemeye gitmedim ben. İmkan yok bir şey yok ben büyük takım maçı falan hiçbir stada gitmedim. Bir tane maç izlemişimdir İstanbul Spor Antalya Spor maçı o zaman sene kaç bilmiyorum falan bir, bir, abilerimiz götürmüştü. Maça gidecek imkanımız bile yoktu ki yani o yüzden hiç takım tutmadım. Şu da var şimdi mesela ben antrenörlüğe başladım. Net söylüyorum. Ben Fenerde çalışabilirim abi. Kimse bana çok büyük tepki olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da Doğru. çalışabilirim, Beşiktaş'ta çalışabilirim, Trabzon'da Doğru. çalışabilirim. Çünkü Doğru. ben işini yapan bir adamım. Futbolcuyken de, de şimdi Ardesin. de öyle olacak. Yani o yüzden hiç takım şeyim yok yani. Şimdi ben bunu cevap da verebilirim ama gerçekten öyle bir şeyim yok Anladım. yani. Ha ikisi de değerli kulüp kesinlikle müthiş. Mustafa Özaslan mı, Sevcan Orhan mı? Ee, Mustafa abi'yi de çok severim ama Sevcan daha yakın arkadaşım olduğu için Sevcan. Güzel. Döner mi pide mi? Döner mi? Pide mi? Ee, döner. Maldini mi? Cannavaro mu? E, Maldini. İçeride oynamak mı? Deplasman'da oynamak mı? Deplasman'da oynamak. Deplasman biliyorum mi? Biliyorum. Çünkü orada baskı oluyor taraftar evet. falan böyle. Böyle e, yani oyuncuların büyük yani profesyonel çok yukarı çıkmış oyuncuların büyük çoğunluğu buna deplasman diyor. Şimdi şöyle mevkisel de olabilir biraz. Ben şimdi savunma oyuncusu olduğu için belki kaleci de deplasman der. Çünkü çok pozisyon geliyor. Rakip daha fazla yükleniyor. O yüzden oyunun içerisinde daha çok olduğumuzu düşünüyorum. Arda Turan da mesela deplasman dedi. Ama onlar için de şey rakip biraz daha şey risk aldığı için boş alan daha çok buluyorlar. O şeydi. Hücum oyuncuları. Tribünler böyle sana küfür ediyor, küfür i̇şte. ediyor. Böyle yükseliyorsun orada. O, o da var. O da kesinlikle o da, o da doğru. Ama e, hücum oyuncular için özellikle çabuk böyle topla mesafe kat eden oyuncular için Seninki oyunla. Yani. Benim oyunlar. deplasmanda çünkü şey, rakip biraz daha çok adamla geliyor, geliyor geride daha açık e, yakalanabiliyorlar. Da, hücum oyuncuları sever deplasmanı bence. Ama çabuk oyuncular tabii daha çok. Güzel. Ee, o yani biraz çocukluğa gireceğiz o zaman. Sen Eyvah. hani imkan yok dedin. Çünkü hani Yalnız. ne demek imkanı yok falan diyordur bilmeyenler. 11 kardeşsiniz değil mi? 11 kardeşiz. Baba çalışıyor bir tek. Baba çalışıyor. Asker ücreti çalışan bir adam. Yani e, İstanbul'da. Hat, İstanbul'da. Eskiden İstanbul'da. olabiliyordu. Şimdi böyle bir şey mümkün değil. İmkansız. İmkansız. Ya benim babam da zorlanıyordu yani tabii biz. Hayır eskiden zorlanılıyordu. Hı -hı. Şimdi imkansız. İmkansız <laughs> doğru doğru ama ne, nedense enteresan şu anki aileler imkan olmasa da bir şekilde çocuğunu işte futbol oynasın bir şey olsun çabalıyor arkasında duruyor işte işte götürüyor getiriyor. Ben imkanı yok babamın. Hepiniz zaten. okudunuz mu 11 kardeş? Ee, hepimiz okuyamadık. Ee, Ama bir, yani... bir ben okudum bir de benden 2 yaş büyük olan işte futbolcu olamadı benim birim. Çok daha yetenekliydi mesela. İrfan okudu ikimiz üniversite bitirebildik. Ee, diğerleri çok fazla okuyamadı. diğerleri de hani ilkokula ortaokula Okut, gitti. Gittiler gittiler tabi. Çoğu zaten benim en büyük ablam şu an 65 yaşında falan yani oyunlar. Onlar hiç okumadılar bile işte hmm. abim, abimden sonraki ablam falan onlar biraz ilkokula falan gittiler. Onlar köydeydiler çünkü. Sonra şehre geldik burada biraz gittiler. Ortaokulu bitirmişlerdir yani en fazla. Ne yapıyordun? Çalışıyordun sürekli. Ben ben mi? Hı hı. Ee, ya futbol öncesi? Futbol öncesi tabii çalıştım. Simit sattım, boy, ayakkabı boyacılığı yaptım, tornacıda çalıştım gibi. Zerzevatçılık esmerliğim ondan abi. Bu, arabalar vardı eskiden. <laughs> ee, bağırsın, domates Yoksa var. Yoksa gibiyimdir diyorsun. Domates var, biber var. Komşu da bizim. İşte bu işleri yapıyordu. Arabasına oturuyorduk arkada. Mikrofonla şey. Domates var, biber var. Dolaşırdık mahalleleri falan. Harçlık çıkıyor. Çıkıyor da tabii. Ya ben ilk 12 tane resim istedim lisans çıkartmak için. Simit sattım. O para kazanıp resim çekilip öyle verdim lisansım çıksın diye. Yani o derece. Acındırmak gibi olmasın. Allah çok şükür. Yok resim onu şey... Esas onu da söylemek lazım. Tabii sen benden küçüksün ama yani yazın Yapacak iş olmadığı için bizi de çalışırdık bir şekilde. Yani bir yerlerde bir şeyler yapardık ya, yani hepimiz. Bazı imkanı olan aileler İmkanı olanlar da çalışırız. Bir zorluğu yani. görsün diyor çocuğum. Bir çalışsın bir zorluğu evet. da görsün. Bazı söyle çalışsın. de ne yapacaksın? Üç ay bomboş ne yapacaksın? Tabii tabii. Ya bizde biz, de, biz de, ben dediğim gibi bilgisayar bilgisayar yok ki. nerede bir telefon yok bir şey yok hiçbir şey. Yok. Ben işte te, e, İrfan da benim biraderim ismi. O Kartal Spor'a gitti. Bir mahallemizde Baki abi diye bir abimiz vardı. Kartal Spor'da müthiş futbolcu. Ben de yani kayboldu yani. Milli takımda oynayacak, sol ayakta müthiş bir oyuncuydu. Olmadı bir şekilde. Beni Kartal Spor denemesine götürdü. Beni beğendiler ama Kartal'ın tadilatı Peki, vardı sen zaten. sen bu pardon Hı -hı. unutma Hı -hı. Sen sokakta mı oynuyorsun? Sokakta mı? Sokakta 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 oynuyorsun? Mahallede oynuyoruz. Okay, tamam. Mahallede oynuyoruz. Asfaltta. Asfaltta falan rovaşıta yapıyorduk o derece yani. <laughs> Benim boyum birden attı zaten sonra. Ben daha böyle forvet oynuyordum ben böyle. Fiziğim artınca bek sağa bek defansa geldim. Kartal Spor'un tadilatı vardı sahasında. Cevizli de yapıyordu antrenmanları. Gitmem için para yok. Trene bineceğim kaçak biniyorsun. Bekçi yakaladı mı kulağımızı çekiyordu biraz dövüyordu falan. Yani Kapıya so asılmalı falan. Tabii tabii. Bir son anda atlıyoruz. Bekçi binince öteki vagona atlıyoruz falan böyle. İşte işte trenden böyle koşarak ineriz falan yani o şeyleri biliriz. Sonra e, korktum, İsterim i̇şte abi ben gelemeyeceğim dedim yani. Şimdi abim abim olsa götürseler tek başıma gidemiyorum. Aldım şeyleri, e, bir kimliğimi falan filan. Sonra kartal Spora işte benim birader gitti. Yani inanılmaz böyle yetenekliydi ya. Yani ne oynuyordu? Orta saha, hmm. Oğuz Çetin falan derlerdi. Sağ ayak var, sol ayak var. Yani ke kendimden daha çok ona üzüldüm yani. O olsa var ya, yani belki paralar götürürdü abi o derece yani. Böyle olamadı. Bir gün işte hocası eve açtı. İşte telefon açtı. Cep telefonu yok, ev telefonu var. Hafta sonu oynuyorlar genelde, hafta içi bir maç olmuş. Demiş ki, dedi ki işte İrfan'la görüşecektim dedi. Ben dedim, yok siz kimsiniz hocasıyım ben dedi. Ya dedi bugün ekstra bir maçımız çıktı dedi. Ne zaman gelir? Vallahi hocam bilmiyorum ki dedim. Ya dedi sen futbol oynamasını biliyor musun dedi. Biliyorum dedim hocam, gel dedi. Aldım çantaya gittim, o gün iyi oynadım. Aldılar beni, başladım. İşte bir şekilde biz bir yere geldik, abim olamadı yani. Bir telefonla değişti yani. Hayat işte. Rızkı veren Allah ya bir şekilde şey oluyor abi geliyor seni buluyor yani bulacak buluyor da yani. Cep telefonu öncesi canım ne e, işler değişti ne kariyerler değişti ne evlilikler oldu ya da olmadı tabii, tabii, ulaşamadığın tabii. için birbirine çok e, yani iletişim her şeyi değiştirir. İnanılmaz. ama tabii yani. Ee, bir maça çağrıldığın için olmuyor bunlar. Benim için iyi olmuş. İyi ki cep telefonu yokmuş yani. <laughs> Yoksa direkt ulaşabilirdi biradere. <laughs> yok yok sen de varmış zaten. Peki <laughs> Rıza Hoca ile en uzun Rıza Hoca ile çalıştın. Evet. Yani, ho yardım hoca olarak mı, oyuncu olarak mı? Yardımcı. Yardımcı. Yedi yani, sene. Yedi sene. Yedi senedir ligde çalıştım. E, o ayrılırken sen artık tamam benim hocalık vaktim geldi mi dedin? Şimdi şöyle ben aslında geçen sene de bir önceki sene hocaya söylemiştim ama pro lisans alamamıştım. O yüzden bir sene daha hocaya. Hoca zaten biliyordu pro lisans hmm. aldıktan sonra bırakacağımı. Tabii bu se geçen sene başlarken de hoca biliyordu. Hatta ben hocaya dedim ki hocam sen bir hazırlığını yap. Yani bir ekibe bir oyun oy şey hoca alacaksan al ki adapte olsun şey yok oğlum dedi. Sen kal istediğin kadar. Yani Rıza hocada da öyle bir şey var. Ben Hocalık yapmam, kalayım onu. O futbolu bırakana kadar onun yanında yardımcı olarak kalırım Hı, ben. O öyle derece sevgili. öyle, şey. ben de onu çok severim. Ee, yok dedi, sen istediğin kadar kal dedi. Ne zaman şey yaparsın o zaman, ee, işte son sezonun sonuna yaklaşırken de söyledim hocaya da zaten biliyordu da ee, öyle. Hatta bir önceki sene o Sivaslılar ayrılacaktı Türkiye Kupası'na anca devam etmek zorunda kaldı. Evet. Ee, hatta o kendisi dedi de dedi Hoca servet devam etsin falan diye yöneticilere de söyledi orada yani. Beşiktaş'a neden olmadı Beşiktaş'ta? Sence? Ya şunu söyleyeyim. Ben haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Sevdiğim için, hocaya değer verdiğim için söylüyorum. Şeffaf konuşacağım. Ee, iki i̇ki dönem geldi hoca. İkisinde de kötü dönemde geldi. O bir hata değil mi zaten? Yani bu ya ama hocanın, olduğunu... hoca sevdiğinden yani. Ya Şahsen ben mesela gitmezdim. Yani o, o dönemde. Gitmezdi bak bir yeni kariyerim daha yeni başlıyor falan. Ben gitmezdim tercih etmezdim ama Beşiktaş'ı inanılmaz seviyor. Yani bence iki dönemde de zor zamanında gitti ama hocanın bence sezon başı bir kere takımı alması, bir kere buna takım vermeleri ve hocanın takımı kurması gerektiğini düşünüyorum. Ha, o zaman bakarsanız eleştirirsin. başarılı oldu, başarısız olmadı. Bence bu şans verilmedi diye düşünüyorum. E, tabii ki de Rıza Hoca. Gideceksin orada da bir şeyler yapacaksın. Bunu insanlar bunu da söylüyor tabii ki. Ben de görebiliyorum ama iki, iki dönemde de zor dönemdi bence yani. Şimdi i̇şte bazı kaliteli oyuncular var. Ben sezon başı Beşiktaş'ı çok beğeniyordum. Yani birkaç takviyeyle müthiş takım olabilirlerdi. İşte Abu Bakar'ın, Rozier'in işte birkaç oyuncunun problemli olması etmesi, kadrosu, Gaston'un sakatlanması falan. Sezon başı çok tempo oynuyorlar. Ben onlarla da oynadım için işte bir Yani inanılmaz futbol oynuyorlardı. Enerjileri vardı, basıyorlardı, ediyorlardı ama sonradan da bu olumsuzluklar olup sakatlıklar da artınca başarı olması çok zordu yani hocanın yani. Eee... Fenerbahçe ve Galatasaray açtı arayı. Yani bu hani sadece kadroların farklılığıyla anlatılabilecek bir şey mi? Yoksa... Eskiden açılıyordu. Şimdi ilk defa bu sene böyle bir şey oldu. Yani kadro kalitesi kesinlikle. ikisi de fark yaratıyorlar. Bence sezon sonuna kadar da bu puan yarışı ikisinin arasında geçecek. Götürtürecekler bence de. Yani çok fazla <laughs> açacaklarını düşünmüyorum abi. Net söyleyeyim. Son Galatasaray maçında bence düğüm çözülür o maça kadar bir şekilde dengede, gider dengede götürtürler yani bir Peki şekilde. onun dışında en beğendiğin takım hangisi? Onun dışında oyun olarak beğendiğim Başakşehir'in kadrosunu çok beğeniyorum. Yani çok alternatifti. Yani ben mesela Sivas'ta çalıştığım zaman da arayacaktı mesela devam etseydim. Yani hangi oyuncunu veriyorsan ver alacağız gibi. Yani teklifte bunu Yedek kulübesine bakıyorsun, girenlere bakıyorsun. Oyuncu kadrosu, kalitesi olarak onu ve Antalya Spor'un kadrosunu beğeniyorum ben. Evet, Antalya iyi, kadro, iyi, iyi kadroları var. 30 saniyede en sevdiğin 5 türkü. Ee, eşine mi sormamız lazım mı? Yok o hiç dinlemiyor abi. Hayır. Hayır, sen abi. söyleyince dinliyordur belki. Sürekli bunu söylüyor. Şey var, Ruhumda Sızı diye bir türkü var. O, onu ne söyleyebilirim. Ya bana biliyorsun diye sor. Ee, bu yıl benim Yeşil Vankuru diye bir türkü var onu çok severim. Selda Bağcan daha çok söyler. Ee, çok türkü var hangisini söylesem? Ayır edemiyorum de diyoruz. Vallahi şey birden aklıma gelmedi ya. Bu arada da bilmediğim türkü yok deremeyim. Mesela Türkücü arkadaşlarım var. Çal, bilmediğim türkü derken, sözlerin tamamını bilmediğim ve çalamadığım mı demek istiyorsun? Ha, ya, ya Tabii hepsini çalamam da, türkücü arkadaşlarım vardı zaman zaman ben onlara böyle tabii böyle anonim monolim eski türkü hepsini dinlediğim için onlara ben türkü önerdim. Birkaç tanesi de albümümde falan kullandı yani o derece şeyi meraklıyım türküye. Peki başka müzik dinlemiyor musun? Sadece türkü mü dinliyorsun? İşte arada sırada böyle şey hip-hop tarzı böyle böyle hareketli olsun falan ben ne de, dengesizdim ama bir tarafta türkü bir tarafta... <laughs> ama iç içe geçti. Hanımdan işte. dolayı şimdi şey neler dinliyorum, hanım benim konservatuar mezunu. Ha. Evet. Şimdi biraz abi mecbur arabada giderken yolda falan mecbur çok klasik müzikler falan dinlemeye başladım yani. Şahane. Ya bir de şimdi Twitter'da attığın, yani Twitter biraz Instagram gibi kullanıyorsun. Sen. Ben hiç anlamam. <laughs> ben hiç anlamam. <laughs> ya fotoğrafların şahane. Bu ee, bizim ee, ekibimizde, Rıza Hoca'nın ekibinde Kerem Ağver kulüp menajerimiz, evet. bu e, savaş objeleri topluyor böyle Antika Çanakkale döneminden şundan bundan falan. O gün kulübe gelmişti, hepimiz gidik böyle resim çekildik. herkes paylaştı benimki böyle oldu abi onların Yo gayet güzel. <laughs> güzel değil mi? Yakışmış. Yani. Gayet. <laughs> tamam o öyle. Hı -hı. Peki bu? Bunu demeyecektin. <laughs> Ya bunu ben dalga geçmek için attım. Abi tabii ki öyle yaptım tabii. <laughs> sonra da insanlar şey yapınca silemedim biliyor musun? ben de, güzel, böyle bence... sanki sanki silsem ya işte şey yaptı. Ama halbuki bilerek yaptığım bir şey. Bence Sonra bence da sile mi? silemedim yani. Şahane bir mizah bu yani. Hakikaten güzel bir mizah. abi. <laughs> Benim haberim yoktu. Arkadaşlar gösterdi bana. Evet. Vallahi, ya öyle bir şeyler oldu ki ondan çok sonra da iyi, çok çok iyimiz Şey yani? e, silemedim de dedim oradan acaba bu çocuk şey mi yaptı da sildi falan öyle eleştirdi. <laughs> çok çok güzel. Evet. Hızlı hızlı geçiyorum. <laughs> en son ne zaman ağladın? Ben e, ben filmde doktor bakma sen yapıma, kaba saba yapma kabasa ya yapma ben, ben de... en son bir film izlerim gözlerim dolar Abi, yani o derece her Ben dün gece yani. bana bir ağladım bir dizi seyrederken. Hadi. Şöyle <laughs> Şöhretini en çok ne için kullanırsın? E, şöhretimi en çok, şöhretimi kullandığımı düşünmüyorum ben yani. yani oy, yapamıyorum yani öyle bir Ama şey yok. Ama senin tanımayan yok herhalde değil mi? Fiziğin de yani. Ya, kimdi bu Fiziğin falan de işte şapka, küpe, belki tipim böyle sakal falan hep yıllardır aynı belki. Evet. E, yani genelde arabanın sen, içinde gidiyorum tanıyorlar falan. Sen kullanmasan bile sana şey En hmm. sevdiğin tatil yeri? Ev. <laughs> Ama evde zaten tatil yöresinde olduğu için. Şey e, yani şey. İzmir'e yerleştim. İzmir'e yerleştim. yeni adapte olmaya çalışıyoruz Urla'ya. E, şu anda da memnunuz abi bakalım. Şahane. Yani. Şahane. bir günlüğüne birinin yerine geçecek olsan kimi seçerdin? E, şeyi seçerdim. Hazreti Ebu seçerdim. Peygamber, Sebebini? Peygamber Efendimiz'in dostu. Ay. Onu görmek için yani. Güzelmiş. Gizlik almış bir yeteneğim var mı? Eğitim alsaydım iyi türkü okurdum yani. Ya e okuyorsun zaten. Ama çok iyi değil yani. Biraz böyle daha eğitim al, solfej alsaydım mesela şey müthiş. E belki al bir yardımda bulunurlar. Al 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 Yok, hayır. sıfır, sıfır. Sıfır abi. Sıfır destek. Sen istemiyor okumanı evet. anladım. Aldığın en ilginç nasihat? Ya baba, babamdan ilk aklıma o gelen dedi. Oğlum kimsenin hakkını yemeyin. Helalinden paranızı kazanız, hayatınıza devam edin. Ee, hiçbir zaman e, az olur ama aç kalmazsınız gibi sözler Güzel. aklıma geliyor. Şimdiye kadar yediğin en tuhaf şey? En tuhaf şey. Yoksa... Ee, ya benim aslında şey yiyeceklerle alakalı her şey yerim. Hmm. Hiç ayır ayırt etmem o yüzden hiçbir şey tuhaf, tuhaf bana gelmiyor. Tuhaf gelmiyor, okey. Çocukluğuna dair hatırladığın en eski anı? En eski anı. Ne an hatırlıyorsun çocukluktan? Her şeyi hatırlıyorum ben çocukluktan yani <laughs> İstanbul'da neler neler. Çocukluk arkadaşlarım vardı, onlarla e, görüşüyor musun e, alanlarla? Görüş görüştüklerim var. E, bir tane inşaattan <laughs> demir araklamıştık onu hatırlıyorum. <laughs> Alıp satmıştım sonra. Babanın nasihatini pek şey yapmamışsın. İşte o zaman o sonralar oldu, sonra o biraz abi. daha küçüktük o. Güzel. <laughs> ee, futbolculuk yapabileceğin en iyi iş miydi senin? futbolcu olabilmek için meslek lisesi okumadım, düz lise okudum. Ee, yani biliyordun ne yapacağını. Ya şöyle olamayabilirdik ama yani elimden gel bütün fedakarlıklar yaptım olabilmek için. Anladım. Onu net söyleyeyim. Başardım yani. oldu dediğin an ne zamanda? İlk, ilk tabi e, başardım tam diyemedim ama ilk Kartal Spor'da beni 16 yaşında A takıma çıkarttılar. O zamanın parası 500 milyon para vermişlerdi. 500 TL mi diyor ne diyorlarsa o zaman. Yani ben hayatımda o kadar parayı bir arada görmüşüm. Babam görmemiş. O kadar kazanma şansı yok yıllar yaşadı. Eline nakit mi verdi? Nakit verdiler. ya bu benim mi diyorum falan böyle kendi kendime. <laughs> Götürdüm babama verdim en mutlu olduğum an ve e, a işte şey e, bir şeylere başarıyorsun falan. Ondan sonra daha hırslı. İnanılmaz daha çok çalıştım. Etkin ne yaptı baban? Yani babam da tabii mutlu olmuştur. Belli etmez. Bizimkiler Çünkü biraz şeydir. Çünkü bazısı da şey yapar ya biz bu kadar sene çalıştık kazanamadık. Çocuğa bak getirdi parayı. Yok, gurur duymuştur tabii gurur ki canım. Gurur. Ama tabii eski nesil insanlar oldukları için falan çok fazla da böyle övgü sözler şey olmaz ama ben tabii. o şeyi hissettim yüzünde yani o gurur duyma şeyini. Ne güzel. Çok mutlu olduğum anlardan bir tanesiydi yani. Harika. Ee, bir sporda profesyonel olma şansın olsa futbol dışında hangisini seçerdin? Hangisini seçerdim? Ee, Basketbol herhalde. E, voleybol seçerdim. O daha keyifli. Ha. Voleybol. E, Smaçör olurdum falan. Arada sırada oynuyorduk böyle. Pasör şaprazı. Şeydi, aynen aynen. Pasör şaprazı. <laughs> Seviyorum. Keyifli. Telefonundaki en ünlü kişi kim? En ünlü. İşte ününe ünlü, göre. <laughs> sanatçı mı? E, futbol. Bilmiyorum. Senin için en ünlü olan kim? Baris, tercih yapayım. Sanatçı tarafı mı, Futbol tarafı mı? Sanatçı olsun hadi. Sanatçı olsun. E, genelde türkücüler var bende de. Peki futbolcusunuz o? Futbolcu Anelka. Anelka. Yazışıyor musunuz? Ya şöyle bir şey benim en büyük handikapım. Dilimi geliştiremedim. Geliştirmiş olsaydım yabancılar beni o kadar çok sever ki bak mesela Anelka geldi beni aradı işte Kivıl geldi işte tercüman aracıyla beni arıyorlar ediyorlar falan. Dilim çok iyi olsak hep sürekli kontakta olurum yani ben inanılmaz mesela Fenerbahçe'den olsun Galatasaray'dan olsun diğer takımlardan arkadaşlarım var yabancı. Hala bir şekilde Instagram'dan yazıyorlar. Ben de işte bir şekilde ufak ufak cevap veriyorum falan. Dilim olsa kontakta olacağım çok arkadaşım Sen vardı. Sen takımın eğlenceli adamısın. Aslında ama aynı zamanda profesyonel. Eğlenceli derken de. yani şeyimdir yani duruşum şey vardır ama mesela böyle hem ciddiyim hem de böyle her ortama gelebilecek arkadaşlık evet. edebilecek bir yapıda olduğumu düşünüyorum. Evet. Hayatında senin gibisi yok dediğin sana ilham veren kişi babam. Babam. Ne güzel. Ya onun onun bizim için yaptıklarını gördüğüm için ne söyleseniz babamı derim yani bir şekilde yani o çünkü o fedakarlığı fedakarlı, o şeyi gördüm o başın sağ olsun Aa, Allah razı olsun ee, ama en azından yani senin e, başarılarını mutluluklarını şahit oldu gurur Tabii. duydu seninle ya yani. ya şöyle bir şey var abi işte dediğim gibi hiç maçıma gelmemiştir biliyor musun? Öyle mi? Yani şey yani biraz da yaşlanmıştı zaten. Annem de, annem de gelmedi. Bir abilerim falan gelmiş. Hiç maçıma falan bile gelme şeyler olmadı yani biz de biraz şeydik böyle. Hiç antrenmana geleyim, maça geleyim şey, hiç yok olmadı yani. Müsaade edersen bir selfie çekeceğim. Tabii ki. Estağfurullah, ne demek. Çok teşekkür ediyorum yine tekrar olur. geldiğin için. Çok keyifli oldu. Bir de çekebilsem, bundan sergi yapacağız sonra.